The fashion world changes all the time. You can even see the approaching revolution in clothes. You can see and feel everything in clothes. Diana Vreeland, modanın sınırlarını zorlayan bir ikon. Kariyerine Harper's Bazaar'da moda editörü olarak başlayan Vreeland, daha sonra New York'ta bulunan Vogue dergisinde şef editör oldu. 1989 yılında aramızdan ayrılan Diana, hayatını konu alan bir belgesel film ile beyaz perdeye konuk oluyor. Moda dünyasında ayrı bir yere sahipti. Aslında onun referans noktası da burasıdır. Çünkü moda dünyasında orijinaldi, vizyonerdi. Moda editörlüğü onunla birlikte başlamıştır. Bu kelime onun 26 yıllık Harper's Bazaar tecrübesinden sonra icat edildi. Filmin yönetmeni Lisa Mordino, film için 60 kişiyle mülakat yaptı. Bunlardan 43'ü son versiyon için kullanıldı. Lisa, görüşmeler boyunca duygusal anların yaşandığını belirtiyor. Freki ve Tim ile, iki oğluyla beraber görüşmeler yaptım. Daha ikinci günün sonunda duygusal anlar yaşanmaya başladı. Belki onu bir anne olarak anlatmadık ama her nasılsa birçok insan görüşmeler esnasında duygusal anlar yaşadı. Birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Geçtiğimiz sene Venedik, Telluride ve Toronto Film Festivallerinde gösterimi yapılan Diana Vreeland, The Eye Has to Travel, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 Ekim'de gösterime girdi. Fransa ve Hollanda'da ise Ekim ayının başından itibaren gösterime girecek.